Hi Maraş dondurma. How are you? Hi. Hi turist. Oğlunun arasından bakabilir miyim? Adam taktiği çözmüş, anladın mı? Efendim. Efendim. Herkesin gözlerinin üzerinde olduğunu farkında mısın? Aşklarım. Bak. Abim be. Dondurmacılık. Atenemir. Atenemir. Memleketimin gururu. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Niye hay hay diyorsunuz? Hayır, yanlışlıkla o alışkanlıktan. Abi hay dedi de hay Maraş dondurmacısı diye. Aa, öyle de anlaşılmaz. Evet. Ne haber abi? Valla çalışıyoruz ya. Memleketin nabzını tutuyorum de. Neyse. Nasıl? Keyifli mi? Ya bizim iş zaten eğlenceli. Hani bir noktada. Aynen. Keyifli, çok keyifli. Hı-hı. Bu Arnavutlar seviyorlar bizi. Hı-hı. Ya ben onlara bağırıyorum, biliyorsunuz dondurmacı sürekli bağırıyor. Ben onlara bağırıyorum, bu şiddetli diyorum. Onlarla ne bağırıyor oradan? Böyle bir hatlar karışıyor ha. Gerçekten güzel insanlar, eğlenceli, işte eğlenceli. Burası biraz iyiymiş ama. Nereden? Biz yani, her yerden abi. Böyle bir şey, Sarandadan iyi. Kesimini mesela gezdik. Evet. Saranda diye bir yer var. Aynı marka bu arada. Bizim arkadaşlar var. Aynen. Aynen. Onlarla konuştuk. İnsanlar genel kötü. İnsanlar mutsuzlar, çok somurtkanlar. Bilmiyorum burayı. Aynen. Ya ben orayı bilmiyorum. Hani şöyle biliyorum. Hı-hı. Orada Saranda var. Hı-hı. Orada aynen arkadaşlar çalışıyor. Başka bir şey bilmiyorum. Abi en iyisini bir yapıyorsun. Bir ay Tiran'da kaldım. 1,5 ay burada. Ya, temizlik falan filan konusunda sıkıntılı. Bir şey diyemem de çöp tenekeleri az evet ya. Buradan ha yürü, çöp bulman çok zor. Ben İzmarit'i alıyorum. Ya cebime ya da bir mazgal bulayım, oradan atıyorum. Temizlik sıkıntıları var diyorsun. Bir durum ya. O kadar şey değil de. Aynen. Şurada 3 tane var. Doluyor ağzına kadar. Ya bizim memlekette de öyle yerler var. Ben hı-hı Alanya'da yaşıyorum. Hı-hı. Sıkıntı yok. Alanya'da olmaz tabii haliyle. Ya, çok güzel bakıyorum Alanya. Hiç olmaz. Her köşe başında var zaten. Aynen. Onun dışında da güzel ya. Ben İnsanlar falan nasıl seviyorum abi? İyi mi burada? Ya kimi sevmiyor. Kimisi şöyleler böyleler, sinirliler, inatçılar falan. Evet, biraz sinirliler abi ya. Biraz sinirliler. Saranda'da da aynıydı. Ya bilmiyorum, ben anlaşıyorum ya. Aha. Bir de belki de nasıl yaklaştığından alakalı olabiliyor. Yaklaşmıyoruz biz genelde ama mutsuzlar abi. Yani suratlarından burada belki daha iyi bu arada. Ama burada sen genelde bir tık daha iyi. O zaman karşılaştığın insan kitlesi biraz daha turist. Ki yani insanları ya turistler şeyse, çok yok. Yani bende da şey var. Ben mesela Pırşın dedi. Yani adamların kendiliğinden 3-5 kelime ettiği zaman aynen dillerini bilmiyorum. 10 kelime totalde Arnavutça biliyorsam biliyorum. Hı-hı. Adamın hoşuna gidiyor. Oradan bana Türkçe 1-2 kelime doğru. Oğlum öğrenmiş. Abi neşeli adam. Ondan evet, sebep iyisi denk geliyor. Sen aynen. Sen seçiyorsun abi. Ya ondan olabilir. Siz mesela aynen size deseler ya ben merhaba dediğin zaman evet, insan mutlu hissediyor. Ya onun dışında da yani bizim gibi bir yer bura. Biz Avrupa geneline göre ne kadar mutluysak bu evet insanlar da yani Avrupa farklı bir dünya. Burada Avrupa'da burada farklı bir dünya. Aynen yani aynen. Gelirleri az, falanlar az, filanlar az. Yani ister istemez fark ettirir o insanı. Kesinlikle. Aynen öyle. Aynen. Biz bu arada YouTube yapıyoruz, çekiyoruz seni ama bir yandan. Olur, ben alışıyorum. Ben herkes çekiyorum ben. Eyvallah. Şey düşünüyorum hatta değil orada mi? Instagram şeyimi. Öyle mi? Tabii ya. Hani nerede ya? Yok koyacağım mu? Koyacağım. Daha koymadım. Söyle, takip etsinler seni. Ha, etiketleyin falan filan. Tamam, aynen. Öyle bir şey yap. Ne Instagram'ın? Söyle Instagram'ını. Hecaka alt tire. Evet. Caka. İsim neydi abi? Halit. Eyvallah. Hecaka alt tire. Yani Instagram'a ekleyin abi. Çünkü bir de şey ya. Burada gerçekten elinde kamerayla geliyor. Hani dondurma evet yiyelim değil. Aynen. Elde kamerayla geliyorlar. Şovumuzu yapıyoruz. Videolarını çekiyorlar, gidiyor. Kamerasız çok az. Evet aynen evet. Videosuz dondurma olay zaten. Olay orada zaten. Burada ondan ibaret yani. Ya bu noktaya doğru gidiyor bizim iş. Evet evet. Bir de TikTok falan filan yaygınlaştı aynen ya. Aynen, burada inanılmaz fazla abi TikTok hikayesi. Birisi geldi, sen ünlüsün diyor, ben seni gördüm TikTok'ta. Allah Allah. Yüzüme bir kilo attıkları video vardı, onu görmüştüm, bana ünlü diyor. Gitti yalan. Güzel, gidiyor eğlenceli videolar karşıma çıkmıyor da biri kilo atıyor, o çıkıyor. Çocuğun biri kilo tekme atmaya çalışıyordu, onu gördüm. Aa, öyle gidiyor şeyler var ya. Çok iyi ya. Abi biz geçelim, bence onlar gelecekler. Aynen. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Kendine iyi bak abi. Görüşürüz. Cansın. Ya
Öyle işte durum. Buralar. Ama şunu söyleyeyim, aynı bizim ora. Bizim aynen. Evet evet, kesinlikle. Benziyor, bayağı benziyor hem de yani. O zaman görüşürüz. Benziyor var. Oğlum abi mutluluğun formülünü bulmuş. Anladın mı? Olay bunda değil aslında, ya da bu halkta değil. Adam taktiği çözmüş, anladın mı? Taktik geliştirmiş, bak adam ne diyor? Ben diyor toplasan 10 tane kelime biliyorum, 10'unu da kullanıyorum diyor haliyle. E baba zaten mevzu da bundan ibaret. Bak gittiler abin yanına şu an, oradalar. Adamın dilini, adamın dilinde bir şeyler söylediğin zaman, anlattığın zaman, anladın mı? O zaman yani bir samimiyet oluyor, bir mutlu oluyor, böyle bir gülüyor, anladın mı? Mesela ki ben de yaşıyorum. Mesela hello dediğimle dediği gibi, Persian Dead diye dediğimin aralarında dağlar kadar fark var yani. Gerçekten var. O yüzden bok balıkları çok yalnız. Ben burayı beğendim ya. Güzel bir enerjisi var. Bir de tekno müzik olsa üf. Hattan yanmaz ama yok, onu da artık şurada beni çek ya. Şey, şuraya gideyim, I love you. Bir şey söyleyeyim mi? Benim gerçekten bu arada hiç böyle yazılarda fotoğrafı falan olmadı, biliyor musun? Kötü yazıyor ama. Şu O'nun arasından bakabilir miyim? Sen güzel çek ama, geniş çek. Fotoğraf mı çekeyim? Fotoğraf değil ya. İyi. Gözüküyor mu? Çok güzel. Hani... Burada çok iyi akustik var. Tamam. Üstüm söyleyeyim mi? Okey. Hadi hadi. Yarın burada olamazsın hakkına. Haydi. Bunu da hallettik. İlk böyle yazıyla fotoğraf çekilmeyi de Vlora'da yaşadık. Güzel, keyifli. Ben hala olayın tekno müzik tarafındayım. Keşke olsaydı. Ama gel gel, biz hani söyledik ya bu ölenlerin fotoğraflarını şey yapıyorlar diye. Evet. Bak bunu gel real olarak gösterelim. Bak şimdi. Adam burada. Nerede ölmüş? Bak Sela yazıyor ama. Belki adı mı lan acaba? Adamın soyadı olabilir. Ha, Sela. Familya Sela diyor bak. Bak şimdi. Bak siyah kurdele var, tamam mı? Evet. Bak burada adamın fotoğrafı, adamın var. Fotoğrafı da var. Bir tane altında gül var. Evet. Diyor ki 5. ayın 24'ünde ölmüş. Merkure. Aynen. Bir de şeyinde yazıyor mesela, bak adresi yazıyor herhalde. Nerede öldüğünün ya da ailesinin evinin, bilmiyorum. Telefon numarası yazıyor bak. Bu şeyde. Çok enteresan. Altında da mesela kiralık ev var. Böyle panolar var bu arada. Bu evet evet var. Vardı, çok fazla. Bu genelde Balkanlar'da var. Aynen. Karadağ'da var, Sırbistan'da var, Kosova'da var. Ondan sonra var yani, her yerde var. Aynen. Bütün Balkan ülkelerinde. Geldi. Efendim. Herkesin gözlerinin üzerinde olduğunu farkında mısın? Aşklarım. Bak ben onları çok seviyorum, onlar da beni seviyor. Bu kim ve bunu niye çekiyorlar? Ben ünlüyüm. Evet. Anladın mı? Ey Arnavut halkı, ben ünlüyüm. Ben ünlüyüm aslında. Ama hani paralel evrende. Anladın mı? Paralel evrende ünlüyüm. Ama halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. Allah, bu millet kafayı yemiş ha. Saat 1 oğlum. 1'e gelmedi daha. 1'e 20 var. Sokaklar bomboş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Güzel eğleniyorlar ha. Arabaların içlerinde. Bugün başıma güzel şeyler geldi ya. İyiydi yani. Keyifli, keyifliydi. Yanıma gelen insanlar genelde böyle iyiydiler, mutluydular, gülüyorlardı. Ama somurtkan dayılar da vardı yani. Adama merhaba dedim, adam bana böyle bakıyor. Bir tanesi vardı, önümdeki yazıyı okudu. Abi çok doğru söylüyor bence. Burada buranın insanı Türk insanıyla bayağı benzer. Evet evet. Vlora'ya bu arada çok fazla İtalyan geliyor. Neden İtalyan geliyor? Abi bir saatte İtalya'dasın. Bir saat sürmez bile. Yani sen görmüyorsun ama şu anda neredeyse ben birazdan göreceğim yani. Vapurla beraber karşıya geçiyorsun. Bir saatte İtalya'dasın. O yüzden İtalyanlar inanılmaz fazla geliyor. İtalyanlar şöyle İtalyanlar yani... İtalya'da yaşayanlar aslında bir ayağı bu tarafta, yani Arnavut bir ayağı var. Annesi Arnavut yahut babası Arnavut. Şimdi bunlarda bir de serbest dolaşım olayı da var ya. Adam gitmiş abi, evlenmiş orada, çocuk yapmışlar. Anladın mı? Çünkü ben bildiğim kadarıyla biraz fazla zamandır var yani. Çocuklar, gelen çocuklar böyle çok büyük çocuklar değil yani, gerçek manada çocuklar. O yüzden ya da ne bileyim, bir şekilde gitmiş adam oraya, evlenmiş. Kalmış orada. Bugün bileklik almak için yanıma bir çocuk geldi. İşte ben dedi İtalya'da yaşıyorum. İşte bisikletle gelmiş. Bu bisiklet dedi benim dedi anneannemin dedi. Ya anneannem mi babaannem mi bilmiyorum ama grandmother dedi yani. Büyük annemin dedi. Nenega dedi. Nenega dedi. He. Ben dedim hadi ya falan filan. Evet dedi, biz dedi İtalya'da dedi çok fazla dedi bisiklet kullanıyoruz dedi. Herkes dedi bisiklet kullanıyor. Abim be, dondurmacılık. Atenemir.
Abiciğim iyi akşamlar. Eyvallah, görüşürüz abim. Bunu unutma bak. Nathan Emir. Nathan Emir ne demek? Nathan Emir iyi akşamlar demek. Good night. Anladın mı? Nathan Emir iyi günler. Anladın mı? Evet. Sana Arnavutça dersleri de vereceğiz. 3 günde hemen Arnavutçayı çözdü Erdem. Ulan 3 gün ne, 6 aydır ben burada yaşıyorum ya. 6 aydır Arnavut'ta mısın? Arnavut'ta değilim de Kosova'dayım yani. Öyle işte ya, bugün keyifli bir gündü yani, çok da yorulmadım açıkçası. Ki bu arada Türkçe bilen insanlara denk gelmiyorsun. Türkçe çok bilen yok abi. Aynen. Türkçe bilen kimse yok yani, arada bilmiyor denk adam. Denk geliyorsun ama. Ya adam biliyorsa da diyor ki. Ay şeyde Bosna'da çok var ya. Var var ama şöyle hani bildiğim ben. Gerçek manada hani ciddi ciddi Türkçe konuşuyorum insanlar da oldu. Hı hı. Ama burada mesela adam bana diyor ki hani merhaba, diyor ki hani nerelisi, diyorum ki Türk'üm, aa merhaba yapıyor. Ne diyor? 500 gram 1500 diyor. Mix. 300 ya 1200 lek. 550 lek, 400 lek. 550 lek, 300 lek hamburger. İyi düzlek çıktığını görüyor. Abi ben yemin kebap. 3 Türk kişilik karışık yemek 28 euro mu yapıyor? 2800. 3-4 kişilik yemek diyor 28 euro. Baba bu her dünyanın her yerinde çok iyi para. 28 baba iyi para ya. Dünyanın her yerini bırak. Balkan'da 28 euro çok iyi para baba. Az önce hukka gördüm. Hukkacı. Nargile, nargileci. BMW jantından nargile yani. Şey nargile takımı yapmış. Falan öyle değişik bir abimiz. 2000'den başlıyordu. 2020 euro yapıyor. 2000'den başlıyor, 6000'e kadar gidiyormuş. Bak zamanında Ukrayna'da da görmüştüm bu nargile işini. Bütün beyaz ırkı nargileye alıştırmışsınız. Sizi esefle kınıyorum demeyeceğim. Yolunuzdasınız, o yüzden takdir ediyorum. Muhtemelen bu Almanları da alıştıran birileri var. Bir potansiyel var belli ki ufaktan. Nargileciler haberiniz olsun. Çok iyi para baba. Gevde de aynıydı bu arada. 20 euro civarındaydı başlangıç fiyatı. Baba çok iyi para nargile için. Deli para yani. Oğlum ne güzel motorun varmış Polizei. Ne kadar Türkiye'de nargile bilmiyorum. Aşağıya yazarsanız bilgilenmiş oluruz biz de. Burada 600 lira öyle düşün. Anlık güncel kurla. Çok köpek var ya. Acayip köpek var baba. Her yerde sokak köpekleri var. Her yerde dolular. Hat ne kadardı? Vodafone hat. 40 GB olan 20 euroydu. 100 GB olan 35 euro falan. Tamam baba geldin, 5 gün tatildesin okey. Vodafone hat alacaksan 100 GB'ına 35 euroya veriyor. Vodafone da burada en iyi çeken hatmış bu arada, bilgin olsun. Eğer hattın Turkcell'se ya da başka bir operatörse gelip buradan böyle bir şey alabilirsin. Yok ben bir haftada 40 GB biter bana diyorsan onu da 25'e veriyor. 25 euroya. Onun da dışında eğer Türkiye'de de Vodafone kullanıyorsan hat almana gerek yok. Normal kendi tarifini günlük 5 euroya kullanabiliyorsun. Yani 5 günlük bir tatil yine 25 euroya patlıyor. Aklında bulunsun, hiç yalandan yere hattını tak çıkar yapmana gerek yok. Öyle değişik bir rakama patlıyor yani. Çok büyük bir rakam değil. Maliyetlerinize onu da yerleştirin. Bu hat işleri nasıl oluyor diyenler varsa onu da böyle çözüyorsun iki şekilde yani. Sizin kendi kişisel tercihinize kalmış. Yok ben 5 gün kafamı dinleyeceğim diyorsan da gittiğiniz Airbnb'nin ya da otelin zaten Wi-Fi'yi var. Dışarıya çıktığınızda kullanamazsınız. Durum o öyle yani. Şimdi biraz yorulduk tabii de. Bir şeyler yedik, şimdi onu göstereceğim size. Ne var burada? Rico 400 mililitre Pepsi. Şurada ne yazıyor? 2 lira mı? Aynen. 200 yazmış. Bir de burada bir şey daha var. Ne? Gjiropul mu ne öyle bir şey. Değişik şavurma gibi bir şeydi yine. Onun da tanesi 300 lira. 600 totalde ne yapmış? 1000 yapmış baba. Bazen arada kartla ödeyebileceğimiz bir yerler çıkıyor. Kartla 1000'i ödedik. 1000 ne yapıyor? 10 euro. Az önce de mesaj geldi yine. 11.39 tutmuş. Dolaryus. 11.39 dolaryus. 2 kişi geldik, yemek yedik. Şavurma gibi bir şeydi, böyle döner değil ama şavurma gibi bir şeydi. Lezzetliydi, küçüktü müçüktü ama lezzetliydi yani. Açık kola yani, şu toz olanlardan. Kötü değil, iyi. İşin asıl tuhaf tarafı şu. Nereye gidersek gidelim, eğer post cihazı varsa ve post cihazıyla ödeyeceksek şu bankayla ödüyoruz. Canlarım. Banka Combattare Trektare diye bir yer. Bunlar bunu bıkıtı diye seslendiriyorlarmış. BKT bildiğim banka.
Bu banka kimindir? Çok yakinen tanıdığınız bir zat-ı muhteremin, Tayyip Erdoğan'ın damadı, Sayın eski Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın ve genel olarak Balkanlar'da bayağı, Kosova ve Arnavutluk'ta özellikle bir hayli fazla bu bankadan. Ve dediğim gibi bütün post cihazları, başka post cihazı görmedim. Hepsi Bıkıtı'ya ait. Bu da böyle bir bilgi. Baba çok kötü ya. Var ya afiş tasarımları, böyle insanların gözleri kanıyor yani. Baktığın an gözün kanıyor. Öyle de değişik afiş tasarımları var yani. Gidip yatalım ya, yatıp uyuyalım biraz. Böyle. Şehir uyuyor, biz de gidip uyuyalım. Yarın artık bakarız.